Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de güvercinlerimizin yanındayız. Bugün sizlerle birlikte güvercinlerimiz hakkında şu kuluçka işini konuşacağız. Çünkü güvercinlerimiz şu ara kuluçkaya yatmış durumdalar. Bakalım neler olacak. Yeni güvercin yuvamızda ise sadece sepet kuyruklarımız, şu iki sepet kuyruğumuz. Ara kese şurada yattıklarını görüyorum. Şuraya giriyorlar. Yavaş yavaş yuvaya da alıştılar diyebilirim. Neyse ki şunu söyleyeyim, bizim şu boynu böyle birazcık turuncu renkli bir kuşumuz var ya, görüyorsunuz şu arkadaş hemen pıt pıt gidiyor ya, bakın şu arkadaş geçinde geldim, şurada yatıyor arkadaşlar. Şimdi başkası yatıyor, onu gördüm şimdi, onu da göstermek istiyorum. Bakın bir diğeri yatıyor. Bunlar sanırsam eş olmuşlar birbirleriyle. Güvercinlerimiz sandığım kadarıyla eşliler birbirleriyle. Yani daha doğrusu değişmeli yatıyorlar. Bir bu yatıyor birazcık. Sonra bu kalkıyor, diğeri yatıyor. Ve bundan önce yatan arkadaş da oydu. Demek ki erkekli dişili değişmeli yumurta üzerinde yattıklarını bu şekilde söyleyebiliriz. Değil mi? Sen buralarda boş sanırsam. Şurada da yatan bir hayvanımız var. Aizen iyiymiş. Bu zaten daha önceki bir videomda da görmüştük arkadaşlar yattığını. Diğerleri ise tamamıyla boş yuvaların. Evet. Diğerleri boş. Bir tane de burada var. Bunu da görmüştük. Sadece paçalı güvercinler yatıyor şu ara. 1, 2, 3 tane kuluçkada olan güvercinimiz var. Güvercinlerimizin yavrular çıktığı zaman bu soğuk hava şartlarında, çünkü hava gitgide soğuyor. Acaba büyütebilecek miler? Umarım büyütebilirler diye umut ediyorum. Geçen yıl kışın ortasında böyle Şubat ayları kar yağmış, yerler buz. Yavru çıkartmıştılar fakat büyütememiştiler. Hatırlıyorum, yavrular ölmüştü. Bakalım bu yıl ne yapacaklar? İnşallah peş peşe böyle sürekli yavru çıkartmazlar. Zaten o yavruları bekliyorum. O yavrular çıkar çıkmaz hemen ardından yuvamızda biraz yıkım çalışmaları başlatacağız. Ve burada az yuva bırakacağız ki bu yuvaya alıştıralım kendilerini. Değil mi çocuklar? He? Ne dediniz bu işe? He? Ne dediniz bakayım? Yine bekliyorlar beni. Şişt, çocuklar ne dediniz bakayım? Canlarım benim, çok tatlılar değil mi arkadaşlar? Ben şuradan birazcık da yem atayım onlara sabah sabah. Havada böyle biraz yağmurlu arkadaşlar. Baksanıza. Pıs 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 yağmur yağıyor. Bakalım neler yapacağız. Evet. Yiyin gayri. Siz acıktınız mı la? Şşt. Acını yedikler sizi. Ben sizi yiyeyim yey. Şşt. Acıktınız mı? Acıkmadınız mı? Zirin de yiyin. Evet arkadaşlar, durum bundan ibaret. Kuluçkada yatan 3 adet güvercinimiz var. 3'ü de paçalı güvercinlerimizden. Öyle görünüyor ki hadi havalar soğuk falan diyelim, hepsi birer tane civciv çıkarsa, hadi ikişer tane civciv çıkarsalar, birer taneleri ölse 3 tane alttan gelen paçalı güvercin yavrumuz olacak gibi görünüyor. Tabi biz sepet kuyruklarımızdan daha çok yavru beklemekteyiz. Ben şahsen öyle bekliyorum çünkü farkında olmadan sepet kuyrukları bitirmişiz. Bir çift sepet kuyruğumuz kaldı. Onlar da umarım hızlı bir şekilde çoğalır ve artarlar diye umut ediyorum. Zamanla da güzel güvercinler inşallah kümesimize getireceğiz. Hadi şimdiden hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.